Sevgili Manatlılar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu maytap işini bırakalım arkadaşlar. Bu maytap işini bırakalım lütfen. Duyuyor musunuz beni? Lütfen bırakalım onları. Evet. Sevgili Mamaklılar. 3 aylık bir maratondan sonra 31 Mart'ta Ankara halkı karar verdi. Ve Ankara'da büyük bir değişime yol açtı. Bu değişime yol açarken, yola çıktığımızda hep şundan bahsettik. 5 yılda yaptığımız çalışmaları anlatırken hiç kimseyi ayırmadığımızı, seçildiğimizin ertesi günden itibaren Ankara'da herkese eşit davrandığımızı, nereye gidersek gidelim, buraya kaç oy çıkmış, kime oy vermiş hiç buna bakmadan, oradaki yaşayan kendi hemşehrilerimizin asli ihtiyaçları, öncelikli sağlığı, can güvenliği, eğitimi, beslenmesi gibi konularla ilgilenmeye başladık. Zaman zaman eleştirildik. Çünkü karşımızdakilere bir türlü belediyeciliğin ne olduğunu anlatamadık. Ve seçim başladı, yarış başladı. Bir baktık, sürekli eser belediyeciliği, eser belediyeciliği diye betona, plastiğe para yatıranların bu sefer bizim projelerimizi taklit etmeye başladığını gördük. Oysa içinde insan olmayan hiçbir şeyin belediye ile alakası yoktur. Yaşı ileri olanlar hatırlarlar. Asfaltları eskiden çoğunlukla karayolları atardı. Suyu, devlet su işleri yapardı zaten. Belediye neden var o zaman? İşte belediye doğumundan ölümüne kadar insanların her türlü ihtiyacıyla ilgilenen kurumdur. Belediye başkanı bir kentin annesidir, babasıdır, kardeşidir. Nasıl bir aile reisi evindeki yaşayan herkesin sağlığını, eğitimini, her şeyini düşünüyorsa belediye başkanı da önceliği buradadır. Belediye milletin yüzüdür. Kaymakamlık, valilik devletin yüzüdür. Ama belediyeler milletin yüzüdür. En rahat bir şekilde gidip taleplerini anlatabileceği bir yerdir. Ve seçilir seçilmez belediye başkanlarına şu çağrıyı yaptım. Bu aynı zamanda bizim belediye başkanlarımıza da şu açıdan ders olsun. Dedim ki onlara, Ankara halkı beni seçti. Ambulans arkadaşlar, şurayı açın, acil durum var. Ambulansı yol açalım. Ambulansı yol açalım. Arkadaşlar, hayati durum var. Lütfen ambulansı yol açalım. Nereden giriyor? Geldi mi ambulans? Belediyede sağlıkçımız var mı arkadaşlar? İnsin aşağı. Evet, başında sağlıkçı varmış. Ambulansı yol açalım arkadaşlar. Ve dedim ki onlara, Ankara Büyükşehir'i beni seçtiler, ilçelere sizi. Seçim bitti. Bundan sonra sizlerle el ele verip birlikte çalışalım, Ankara halkına hizmet edelim, birlikte proje üretelim teklifinde bulunduk ve bunu ben 2 defa yaptım. Ama maalesef böyle yapmak yerine şunu yaptılar. Bunu söylemek istemezdim ama Mamak Belediyesi'nin içerisindeki ekranlarda 5 yıl boyunca Mansur Yavaş'ı karalayacak görüntüler izletildi. Hiçbir yerde bunu söylemedim ama burada söylüyorum. Yuh yok. Arkadaşlar, hiç yuha gerek yok. Hiç yuha gerek yok. Neden? Çünkü böyle yapan belediye başkanlarının hepsi sandığın dibine gömüldüler. Onun için diyorum ki yeni seçilen 16 belediye başkanıma, seçildiniz. Seçim bitti. Ankara halkı mührü size verdi. Size düşen bundan sonra oy versin vermesin, herkesi kucaklamak, herkese eşit davranmak. Eğer böyle yapmazsanız aynı akıbette buluşursunuz. Biz farkımızı böyle göstereceğiz. Hiç kimseyi ayırmayacağız. Herkese eşit davranacağız. Çünkü herkesten vergi alıyoruz. Seçim bitmiştir.
Bir diğer farkımız da şurada olacak. Biz bize oy vermeyenleri de rencide edecek 5 yıl boyunca hiçbir şekilde konuşmayı yapmadık. Bu da çok önemli. Tercihlerini rakip partilerden yana kullanan insanlara da saygı duyacağız. Onları ötekileştirmeyeceğiz. İleride aday olacak arkadaşlar bunları tekrar kazanacak. Şöyle bir şey söylemiştim, hiç unutmuyorum. Dedim ki bana oy vermeyenleri pişman edeceğim 2019'da. Herkes önce şaşırıp bakıyordu. Dedim ki keşke biz de oy verseydik. Keşke bu alınan hayır dualarına, bu yapılan güzel hizmetlere keşke biz de ortak olsaydık anlamında söylemiştim. İşte Ankara ortada. Evet, belki geçen seçimde oy vermeyen, belki bize geçen sene oy vermeyen birçok insan şimdi bize oy verdi ve Allah'ın izniyle Türkiye rekoru kırarak Mansur Yavaş belediyecilerini tescilledi. Bir diğer farkımız ne olacak? Bir diğer farkımız şu. Değerli belediye çalışanları, hepinize sesleniyorum. Ben belediye başkanı olmadan önce de her şeyi söylediler. Herkesi işten atacaklar vesaire. Hiç kimseyi atmadık. Biz hepsine bir aile gibi baktık. Mesai arkadaşlarımız olarak gördük. Şimdi sizlere de söylüyorum. Asla tedirgin olmayın. İşini yapan herkes alnının terini mutlaka alacaktır. Hak ettiği makamları mutlaka alacaktır. Bundan emin olunuz. Artık Ankara'da bu ayrımcılığı, biraz önce başkanımın söylediği, çalıyor ama çalışıyor gibi, hiçbir kimseye yakışmayacak sözleri toprağın altına gömdük. Ayrımcılığı da toprağın altına gömdük. Bir ve beraber olarak inşallah bütün Türkiye'ye güzel bir mesaj vereceğiz. Geçen seçimde öyle oldu. 2019 yılındaki seçimlerde her görüşten insan yan yana geldi, birleşe birleşe kazandı. Şimdi daha büyüdük. Daha çok o zaman aramızda olmayanlar da geldi. Bu birleşip bütünlüğümüzü çok daha fazla artırdık ve 16 tane belediyeyi kazandık. Ben bundan sonra Veli Başkan'ın başkanı olmak üzere bütün Mamak çalışanlarına, mesai arkadaşlarına üstün başarılar diliyorum. İnşallah gerçek belediyeciliğin ne olduğunu gösterip Ankara halkının parasını çöp projelere katmadan boy boy her yere kendi fotoğraflarını asmayla bir şey olmuyormuş değil mi? Evet, en fazla babamın fotoğrafları vardı. Ne işe yarıyor bilmem. Ne işe yarıyor o fotoğraflar bilmem. Belediyenin parasıyla. Biz de 5 yıl boyunca hiç asmadık. Ne oldu? Demek ki Mansur Yavaş haklıymış. Sayın Başkanım, aynı şekilde inşallah Mamak Belediyesi'nin vatandaşlarımızın parasını hiçbir zaman israf etmeden, lükse kaçmadan, kendi cebimizden harcamadığımız parayı hiçbir yere harcamadan çalışacağınıza, şeffaf olacağınıza eminiz. Başarılar diliyorum. Emeğe geçen herkese de minnetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Son olarak bütün inananların Kadir Gecesi'ni kutluyorum ve Mamaklılara bayram erken geldi ama önümüzdeki günlerde yaşanacak bayramınızı kutluyor. Ailelerinize, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Mamak Belediye Başkanımız Sayın Veli Gündüz Sahin, Ankara İl Başkanımız